Çin'in ilk askeri görünmezlik giysisi tanıtılmasının ardından Amerika'da büyük ilgi gördü. Amerikalı askeri yetkililer ve analistler Çin'in bu yeni gelişme sonucunda elde edebileceği potansiyel stratejik avantajları aktif olarak tartışıyor. Peki bu görünmezlik kıyafetinin tam olarak ne olduğunu merak ediyor musunuz? Eğer cevabınız evetse videomuzu izlemeye devam edin. Dünün bilim kurgusu yavaş yavaş gerçeğe dönüşüyor. Kanadalı bir şirket sizi de görünmez yapacak devrim niteliğinde bir malzeme geliştirdi. Vancouver merkezi HyperStealth Biotechnology şirketi iddialarına göre kuantum görünmezlik sağlayan ince bir malzeme geliştirdi ve patentini aldı. Belirli nesneleri neredeyse tamamen ayırt edilemez hale getirebilmektedir. Herhangi bir güç kaynağı da gerekmiyor. Gelecekte bu malzemeden yapılan kıyafetlerin askerler ve polis memurları tarafından kullanılması bekleniyor. Kanadalı şirket, Amerika Birleşik Devletleri, Hindistan, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri, Kanada, Slovakya ve Yeni Zelanda ordularında kullanılan özel kamuflaj üniformaları da geliştiriyor. Görünmezlik kumaşının temelleri ise 2010 yılında atıldı. Şimdi teknoloji halka sunuldu. Daha önce İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri orduları tarafından bu teknolojiye ilgi gösterilmişti. HyperStealth'ın başkanı ve görünmezlik kumaşının mucidi Guy Kremer, bu kumaşın çalışmasını sağlayan teknolojiler için 4 patent başvurusunda bulundu. Kuantum görünmezlik aslında diğerlerinin dayandığı ana teknoloji. Görünmezlik sağlayan plastik benzeri bir malzeme, mikroskobik lenslere giren ışık ışınları dağılıyor ve siliniyor. Malzemenin arkasında belirli bir mesafedeki her şeyi ayırt edilemez hale getiriyor. Yeni plastik türü sadece görünüyor spektrumdaki ışınları değil, aynı zamanda ultraviyole ve kızılötesi ışığı da büküyor. Ancak görünmezlik pelerininin geliştirilmesinde belki de en büyük ilerleme Çinliler tarafından kaydedildi. Çin sosyal medyasında yer alan haberler, Çin Halk Kurtuluş Ordusu'na ilk 1000 görünmez askeri giysisinin ulaştığını gösteriyor. Fakat bununla ilgili herhangi bir resmi bir doğrulama yok. Ancak Çinli bilim insanlarının 2 yıl önce bu devrim niteliğindeki teknolojiyi yaratmaya çok yaklaştığı biliniyor. Görünmezlik pelerini kavramı bilimden çok sihir gibi görünebilir. Ancak Çinli araştırmacılar, ışığı dağıtabilen ve bükerek arkasındaki nesneyi görünmez hale getirebilen cihazlar yaratmak için özenle çalışıyorlar. Daha önce bu tür cihazlar meta malzemelere dayalı olarak yapılmaya çalışmıştı. Bu materyaller, doğal olarak oluşan maddelerde veya materyalin tek tek parçacıklarında bulunmayan yeni özelliklere sahip. Ancak bunlarla çalışmak zordur. Bu nedenle antimon trioksit kullanmaya karar verildi. Bu materyal, benzersiz özellikleri yüzünden enerji akışlarını kontrol etmek için mükemmel bir platform görevi görebilir. Modelleme sonuçları, rulo haline getirilmiş antimon trioksit tabakalarının meta materyallerinin yerini alabileceğini göstermiştir. Son zamanlarda görünmezlik teknolojisinin geliştirilmesi, bilim camiasının giderek artan ilgisini çekiyor. Görünmez malzemeler yaratmak için çok sayıda teori ve hatta prototip bulunmaktadır. Ancak İspanya'da bir üniversiteden bir grup araştırmacı, yakın zamanda belirli maddelerin kırılma özelliklerine dayanan elektromanyetik nesne maskeleme teknolojisini geliştirmiş. Şu anda görünmezlik yaratmak için mevcut ana teknolojiler, nesnenin özel bir maddeyle kaplanmasına dayanmaktadır. İspanyol bilim insanları ise öncelikle gerekli yapıların detaylarına ve malzemelerine özel katkı maddeleri eklemeyi öneriyor. Araştırmacılar sadece kaplama malzemesini değil, nesnenin kendisini de görünmez kılan plazma gizleme adı verilen en son teknolojiyi kullanıyor. Elektromanyetik görünmezlik etkisi, yapıların yüksek diyalektik ve manyetik özelliklere sahip özel malzemelerle doldurulmasıyla elde ediliyor. Böylece yeni yöntem, herhangi bir dış müdahale kullanmadan bir nesnenin görünmezliğini sağlamaya olanak tanıyor. Ayrıca dolgu maddeleri kullanılarak yapılan görünmezlik, nesnenin dış maskelemeden etkilenmeden çevresiyle etkileşime girmesini sağlıyor. Şu anda bu teknik yalnızca küçük nesnelere uygulanabiliyor. Ancak çalışmanın uzmanları, gelecekte daha büyük yapılarda kullanılmak üzere geliştirilebileceğine inanıyor. Londra merkezli Invisibility Shield şirketi ise sizi görünmez kılacak bir kalkan tanıttı.
Invisibility Shield 2.0 adı verilen enstalasyon şeffaf polikarbonat ve ince merceklerden oluşuyor ve kullanıcı ve çevresindeki arka plan tarafından yansıtılan ışığı dağıtarak görünmezlik etkisi yaratıyor. Ürün seri üretime geçerse 68 ile 883 dolar arasında değişen bir fiyattan satın alınabilecek. Geliştiricilere göre örneğin vahşi yaşamı gözlemlemek için veya askeri uygulamalarda kullanılabilir. Görünmezlik kalkanı 2.0 orijinal görünmezlik kalkanının halifi olarak kabul ediliyor. İkinci versiyonun öncekinden daha büyük, daha hafif, daha güçlü, daha kararlı ve daha parlak olduğu öne sürülüyor. Ayrıca taşıması da daha kolay. Kalkan, arkada aynı malzemeden yapılmış bir çerçeve tarafından dikey olarak tutulan yüksek kaliteli şeffaf polikarbonattan kavisli bir tabaka şeklinde. Bu tabakanın içine her biri yukarıdan aşağıya doğru uzanan bir dizi uzun ve ince mercek yerleştirilmiş. Kullanıcı cihazın arkasında durduğunda mercekler vücudu tarafından yansıtılan çevredeki ışığı kalkanın tüm ön yüzeyi boyunca dağıtıyor. Sonuç olarak kalkana önden bakan herkes sadece arka plandan gelen ve gerçek arka planla mükemmel bir uyum sağlayan dağınık ışığı görüyor. Pratik uygulamalarla ilgili olarak şirket, görünmezlik kalkanının hali hazırda bir Kore flört şovunda katılımcıları gizlemek, sahne illüzyonlarında fark edilmeden paintball oynamak, bir ofis masasındaki küçük eşyaları gizlemek ve vahşi yaşamı gözlemlemek için kullanıldığını söylüyor. Kalkanın dezavantajları arasında, kullanıcıların kalkanın içinden ileride ne olduğunu net bir şekilde görememesi ve arkasından bakmak zorunda kalması yer alıyor. Sırada başka bir kamuflaj tekniği var. Kamuflaj askerini kayaların arasında bulmanın ne kadar zor olduğuna bir bakın. Aslında onu gizleyen özel bir süit değil, büyük bir atkı gibi hafif pamuklu bir şal. Pratikte bu teknoloji devrim niteliğinde ve profesyonel askerler arasında büyük talep görüyor. Şüphesiz sıradan bir insanın buna ihtiyaç duyması pek olası değil. Ancak askeri keskin nişancılar bu kamuflaj tekniğini çok beğenmişler. Sadece birkaç saniye içinde artık bir insan değil, bir kayasınız. Gelin şimdi de otomotiv şirketi Mercedes-Benz tarafından yaratılan gerçek bir illüzyona göz atalım. Gördüğünüz şey sadece düz bir ekran değil, tam teşekküllü bir otomobil. Peki bu illüzyon nasıl yaratıldı? Otomobilin bir tarafı ledlerden oluşan bir halıyla kaplandı ve diğer tarafına bir kamera yerleştirildi. Görüntüyü anında LED panellere ileterek otomobili gerçek bir bukalemuna dönüştürüyor. Bu sürüş sırasında bile çalışıyor. Bu şekilde Mercedes'teki arkadaşlar sıfır emisyonlu otomobil serilerinin reklamını yaptılar ve onları çevreleyen çevreyi görünmez hale getirdiler. Zekice tasarlanmış, öyle değil mi? Peki siz videomuzda bahsettiğimiz görünmezlik teknolojileriyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Sizce en başarılısı hangisi? Cevaplarınızı ve görüşlerinizi yorumlar kısmından yazmayı unutmayın.